Sayın Profesör Doktor Nevres Koylan'la beraberiz. Hocam bu son günlerde gündemde olan bir wellness trendi var. Wellness nedir acaba? Wellness kelime anlamı olarak kendisini iyi hissetmek anlamına geliyor. Ve giderek artan bir trend halinde. İnsanlara hasta olmamak yetmiyor. Bir de ilaveten iş, olayın her boyutuyla kendilerini iyi hissetmek, iyi olmak istiyorlar ve e, bunun için yapılması gerekenlerin toplamı wellness adıyla biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir e, iyilik halidir. Bunu biraz daha açarsak bu kavramın içine fiziksel sağlık giriyor, mental yani zihinsel sağlık giriyor, ruhsal yani duygusal sağlık giriyor, sosyal sağlık giriyor, emosyonel sağlık giriyor ve çevresel sağlık giriyor. Bunların hepsini topladığınız zaman sağlığın bütününü elde ediyorsunuz. 6 tane farklı parametreden bahsediyoruz. Ee, tabii ki bu 6 tane parametrenin tamamını en iyi yere getirmek gibi bir şansınız yok. Onun için wellness dediğiniz zaman kimde? Hangi parametrenin ne kadar aksadığını saptayarak olaya o şekilde yaklaşmak lazım. İlginç olan bir şey var. Ee, sağlıklı yaşamak dediğinizde sağlık hizmeti sadece bunun yüzde yirmisini oluşturuyor. Olayın yüzde sekseninin sağlık hizmetiyle çok alakası yok. Yaklaşık %40 ila %50'lik bir kısmı tek başına sizin yaşam tarzınız oluşturuyor. Dolayısıyla wellness dediğimiz zaman yaşam tarzının da değiştirilmesi, psikolojik faktörlerin ona göre yönetilmesi, fiziksel sağlığın organize edilmesi ve çevresel sağlığın yine buna adapte edilmesi gibi faktörler gündeme geliyor. Wellness bir trend ama hiç de yeni bir trend değil. Ee, ta 1960'ların başında Dr. Halbert Dunn'un yazdığı bir kitapla ortaya atılmış bir kavram. İçinizde yaşı müsait olanlar var mıdır bilmem ama e, Komünizm dönemi Romanya'sında Doktor Anna Aslan vardı ve Doktor Anna Aslan e, açtığı wellness kliniğiyle Romanya ekonomisini, Çavuşescu Romanyası'nın ekonomisini neredeyse kullanacak noktaya, kurtaracak noktaya gelmişti. Wellness ile ilgili hatırlayacağınız en ünlü filmlerden bir tanesi de Julia Roberts'ın başrolünü oynadığı Ye Dua Etse ve burada da kendini iyi hissetmek için Amerika'dan kalkıp ta Hindistan'a giden bir kadının hikayesi anlatılıyordu. Dolayısıyla insanlar hep kendilerini daha iyi hissetmek istiyorlar. Bunun çok çeşitli parametreleri var. Ama bu bir bütün. Bu konuda çok tek başına insanların yapabileceği bir şey değil. Bu organize bir kavram ve bu organize kavramın içinde dediğim gibi sağlık hizmetinin rolü hiç de fazla değil. Daha ziyade akıllı iyi wellness danışmanlığı yapabilecek kişiler bu konuda çok daha büyük önem taşıyor. Burada tabii ki bir takım değişimleri yapmak gerekecek. Bu değişimlerin içinde fiziksel sağlıkla ilgili problemlerin halledilmesi olduğu gibi zihinsel, ruhsal ve emosyonel sağlık problemlerinin halledilmesi, sosyal çevrenin adapte edilmesi ve olabildiği kadar sağlığı bozan çevresel etkenlerden uzak kalınması işin başlayacak başlıca noktalarından bir tanesi. İki gün önce bir hastam telefon etti. Marmaris'te yazdığındaymış ve malumunuz Marmaris'te orman yangını ve biz tehlikede falan değiliz. Yangın bize uzak ama kokusu geliyor buralara da kül yağıyor dedi. Ben de kendisine dedim ki ne işin var orada? Çık gel. Çünkü ev ne kadar Tehlikede olmasa da, tehlikeye uzak olsa da, bulunduğu ortam iyi olsa da etraftaki çevre faktörleri o kişinin zarar görmesine yol açabiliyor. Yani yangının duman ve külüne maruz kalmak bir takım ıı, sağlık problemleri açabiliyor. Benzer şekilde kalabalık bir şehrin ortasında yaşamakla daha yeşil, ve açık bir alanda yaşamak arasında yine önemli ölçüde fark var. Ve pek çok şeyi buna göre organize etmek gerek. Biraz daha özet söylemek gerekirse. Sağlık dediğimiz şey bir spektrum. Bunun bu başında tümüyle sağlıklı olmak var. Bu başında hasta olmak var. Ve burayı yeşil, burayı kırmızı kabul ederseniz Yeşilden kırmızıya giden bir e, renk spektrumu var. Burada sizin bu spektrumun neresinde olduğunuz önemli. Şu alanın, şurasındaysanız Wellness'in yapacağı iş sizi geriye sağlığa doğru yaklaştırmak. Daha sağlıklıysanız daha da sağlıklı olmanızı sağlayacak bir takım e, önlemler almak. Yok, hastaysanız hastalığınızı mümkün olduğu kadar sizi az etkileyecek bir noktaya getirmek. Bu kompleks bir iş ama gerek yaşam kalitesi, gerek yaşam süresi açısından insanlara son derece fazla katkısı olan bir kavram. Bunun üzerinde çalışmak büyük önem taşıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.